Herkese Tayland'ın paytaxtı Bangkok'dan salamlar yoldaşlar. Hava şəraiti bizi çox sıxır. Gah yağış yağır, gah belə gün çıxır. Belə bizim qaldığımız yerə bura hostelcə gəlirdi. Burada da hostel var. Hostel küçəsində ümumiyyətlə burada da hostel var, orada da hostel var. Qabaqda da hostellər var. Hər yerdə çox hostel var. Qiymətlər mən həftəlik ödəyirəm. 43 manat ödəyirəm bir həftəsi. Qiymətlər yəni məncə münasibdir. Yəni baha qiymətlər yoxdur. Yəni 5 manata da var. Gedirəm mən yemək alacağam. Bu gün sizə şəhəri biraz gəzdirəcəm. Bangkokdan çalışacağam 2 video olsun. Eləyə bilməsəm də bir video ən azından sizinlə paylaşacağam. Laosa getməmişdən qabaq. Bu gün ola bilsin Laos biletimi də aldım. Yavaş yavaş Tayland'ı tercih ediyorum ama Tayland'da hamı necə, mən də elə mütləq ikinci dəfə qayıdacağım bura yani. Çünkü ola bilsin yaxın zamanda qayıtdım, hələ dəqiq bilmirəm. Ümumiyyətcə hamı Tayland'ın coğrafiyasından, okeanından danışır ama mən bu videoda Tayland'ın öz vəziyyətindən, yani xalqdan danışmaq istəyirəm. Biraz da buradakı vəziyyətdən danışmaq istəyirəm. Burada yoldaşlar demək olar ki hamı evinin aşağısında həyətində birinci mərtəbəsində obyekt açıb, nə paltar yumaq yer açıb ya yemək bişirmək yer açıb. Çox vaxt mən təzənlər buradan deyirəm yeməyi. Hello. What do you want? I want this one, rice chicken egg. Yes. Right, you can. Yes. Basil. Yeah, 60 baht. Yeah. Yeah. Little bit spicy, not so much. Okay. Okay. I will back. Yeah. 60 bahta pişirir. Göstereceğim yemeği de size. Şimdi markete gireceğim. Kesin ama market videosu hazırladım. Ben girdiğim market biraz balazıydı. Yani marketteki yaradılan müşteriler şeraiti göstereceğim size. Marketdə belə axtardığın hər şey var. Necə deyim sizə? Yəni mən məsələn market videosunu hazırlayanda marketin içində dərman belə satıldığını bilmirdim. Yəni hər belə deyək də marketlər 24 saat işləyir və marketlərdə vacib tələbat məhsullarının hamısını satırlar yəni. Bundan əlavə də belə yerlər var, kofe, çay düzəlmək üçün yerlər var. Onlar o videoda var idi. Burada məsələn bəzi marketlər var, 10 dənə aparat var, yemək pişirmə aparatları var burada. Məsələn buradan gəldim, pizzanı seçdim. Məsələn pizza var burada, balaca pizza, çox da böyüdür. İkisi 100 baht, hədəsi 4 manat 60 qəpik, 4 manat 50 qəpik belə. Gözləyirsən 20 dəqiqə pişirir, hazır verirsə. Buradan mən bir içməyə bir şey alacağım. Ondan sonra yeməyi gözləyəcəm. Ekran üstə də qayıdacağım. Birazdan davam edəyim. SMS red. Yoldaşlar, vaxtımız varkən sizə Taylandın pullarını göstərmək istəyirəm. Mən keçən videolarda göstərmədim sizə, amma bu videoda göstərmək istəyirəm. Çünki Taylandın ümumiyyətcə dediyim kimi yəni daxilindən bu videoda danışacaq. Yəni çox da gecə həyatına, nə bilim, başqa şeylərə meyilli olmayacaq. Tamam fərqli mövzu ilə davam edəcəyik bu videoda. Demək, bunların pullarında arxasında, qabağında da ancaq insan şəkilləri var. Bu məsələn hal-hazır kralın şəkildir. Taylandda da kral sistemində, yəni ölkəni kral idarə edir. Bütün qayda-qanunlar kralın sonuncu imzası ilə təsdiqlənir. Yəni bu torpaqların yiyəsi kraldır. Bax bu insan
kral numara 10. 10. kraldı bu. Arkadaşı krallarda 7. 8. kraldı. Burada böyle bir vaziyet var. Bu da kralın atası. İndiki kraldan evvel tahtın en uzun müddet yaşamış kraldı bu. Bu insan. Böylenden sonra indiki kral oğlu gelir hakimiyete. Oğlu da budur yoldaşlar. Bak burada da yine kralların şekli var. Pulların üstünden de insan şekilleri var. Bir de bir şey diyeyim. Bu pul bizim hardasa 46 manatımıza rast düşür. 46-45 manatımıza. Min bəxt. Bir de pulların üstünde bir şey göstereyim size. Burada kraliça gösterilip halkına salamlaşır. Başka da burada bir şey nəzərimə çarptı. Gösterebilirim. Burada bak halk oyunları var. 10 yıllar, 10 yerleştir ve pulun üstüne bir əlavə bir şey kimi. Bir de burada da polisin əhaliyə köməyi, yani belə göstərilib. Göstərebilirim burada. Bu işarə var. Qalan, yani normal, yani hamısı adi pulların üstünde olan bəzəklərdir. Başka bir şey başa düşə bilmədim ben bu pullardan. Belə. Yeməyi götürək. Yavaş yavaş qayıdacağım hostelə. Yeməyi yiyib sizdən çıxacaq. Bankon biraz gəzəyim, mərkəzə aparacağım və qiymətlərlə sizi tanış etməyə çalışacağım. Elektron qiymətləri çox superdir də Bangkokda. Onları sizə göstərəcəm mütləq. Yəni qalan hər şey, məbədləri, templeları tapıb baxmalar, ancaq xüsusilə bu qiymətlərin bu video düşməsini çox istəyirəm və salacağım, sizlə də paylaşacağım. Və ən maraqlısı nədir yoldaşlar? O cündən yerdən belə yumurtanın parasını yedim. Dedim sizə də göstərim, sonra yadıma düşdü. Yəni ki o cümle yerden belə təmiz gözəl yeməyə çıxır. Bu yeməyin qiyməti 60 baxtdır. 60 baxtdə hardasa 2 manat 80 qəpik deyir. Çox dadlı danca. Bir de yenə hava dəyişdi belə. Yolda gedəndə buranı gördüm. Birazdan mən də gələcəm bura. Yolları göstərim sizə belə. Demək qardaş gəldin. Burada 40 rupidir. 40 rupini attım maşınlara. Paltarı uyudum. Ondan sonra burada da qurutdum. Gözəl sərdəgədi. Boş vaxt qaldı sənə salmaq istəsən buradan da aparatlardan da ala bilərsən. Burada da gözləmə yeri quraşdırıblar. Sadəcə 3 manat 50 qəpiyə hardasa paltarı yuyub qurulamaq olur yəni. Yaxşı qiymətdir məncə. Bir ton paltar doymaq olur. Böyüdür çünki maşınlar. 6 kiloluqdur çox. 4 kilo, 6 kilo belə. Yavaş yavaş gedirəm şəhər mərkəzinə. Buradakı satıcıları sizə göstərim. Pizza satıcıları. Burada yağış çox yağır. Yağış çox yağır və rütubət çoxdur. Hava çox pis edir adamı. Biraz gün çıxan kimi hava rütubətli olur. Ona görə də küçədə gəzmək olmur heç. Namsuz yəni çox pis çətin vəziyyət olur. Bir də Bangkokda bir şey mən o vaxt görmüşdüm. Televizordan, həm internetdən çayları görmüşdüm ki, çaylar çoxdur. Həqiqətən də təhdindən artıq çoxdur da. Belə hər yerdə şəhərin ortasından ümumilə böyük kanal keçir. Böyük çay keçir. Andaman dənizinə tökülür. Belə də balaza-balaza çaylar şəhərin içində həddindən artıq çoxdur yəni. Demək olar, hər yerdə körpü var. Amma körpülərlə sağlıq var ki, hiss olunmur heç, yolun bir parçası kimi. Burada da yerli cəmaat yaşayır. Bu sırada belə. Bura hökumət dairəsi belə tərtəmiz. Yaşıllığın içində. Çox təmizlər yəni. Tayland milləti. Milləti də yaxşıdır, gəzməyə də yaxşı yerləri var. Bir dənə havası pisdir. Yağış da, bu son yağışları da oktyabrda dayanacaq. Taylandın hal-hazırki kralı və arxasında böyük bir neçə hektar ərazi tutan temple. Ümumiyyətcə, taylandlılar bir neçə yerə bölünür din baxımından. Temple-lara gedən bizim kimi məscidlərə, yəni məscid kimi temple-lara gedənlər də var və bütlərə sitayiş edənlər də var.
Vientiane. 1,500. 1,200. Yes. Maybe fry from fry. This plain price. Yani vaziyet böyle çok karma karışık oldu. Yani geldim buraya bir aydan çoktu buraya ama ne dedim yani şey böyle atmosfere yağış yağır, hiç bir iş de görebilmirsen, ne düzgün işleyebildiği, ne düzgün gezebildiği. Yani ondan da oldu, bundan da ahırı buradan gitme kararına geldim. Sonra kaydacağım ama, sonra kaydıp buraları yakışı keşfeleyip yakışı gezeceğim buraları ama şimdi yok. Bu 1500'dir bileti, çok baha değil. Kesin bizim soruştuğumuz yeri var idi, 1300-1500 baht da haradasa bizim pullan 60-70 manata yakın puldir yani çok bahadır, ne artık bahadır. Burada meşhur kuasan road gündüz vakti el olur yani. Paltar satan paltarını satır. Maşın yoluna açıldı yani buradan maşınlar gelip geçir. Ama bir de bunların meşhur motosikletlerini gösterim size, yakışık albama çıktı. Bunlar her cür istifade edirlər de. Üçlaşmaları da çok istifade edirlər. Gündüz sakitliği belə. Akşam çok coşkun olur. Yağış yağmasa eğer. Yağış yağan gün bizim işlerimiz ifliz olan kimi hamının işi ifliz olur. Yani yağış yağmasa. Şimdi hala başta mı bir yağış? Ümid edilir ki bu gün yağmaz. Ama hava gösterir ki 6'da 7'de yine başlayacak. Şimdi saat ardası 4'tü. Görey. Gedim ben o birisi bilet dükkanına bakayım. Görey oradan mesele tapırım. Tayland'da narkotik yani da ot serbest yani ekmek satmak, çekmek serbest ama müeyyen noktalarda bu olur yani şehrin merkezinde Taylandlı gelip ot satabilir yani. Mesela bu küçede satılır, Kuasan Road'da satılır, o da şimdi gördüğünüz gibi yok diye sardı. Yani ben görmürüm mesela, gündüzler olmur, akşamlar olur yani, gece hayatı başladığı vakti. Dostlar size masaj kıymetlerini göstereyim. Çok uygundu bence. Yani adam yarım saat ayakkabı masaj edilir. 150 baht. Aradası 6 maat, 7 maat. Hem de yani masaj edilirler de bu işte. Bu işte bilgiler var yani. Ya da burada da ara tüşanlar var. Bir de bunlar yay geyimlerinde çok ihtisaslaşırlar. Çünkü her daim burada yay olduğu için yay geyimleri, rahat geyimler böyle. O saha üzere çok ihtisaslaşıblar. Asanlıkla rahat paltarlar tapmak olur. Hemen yoldaşlar geldim soruştuğum yere. 1300 bahtta aldı blouse biletimizi. İşlemleri görür. Okay. Thank you. Thank you. Şaşıl çektiği yakın. Bir de bir üstünlüğü var. VIP'di bu. Ardasa yok idi. Başka ucuz yoktu yani. Mesafe uzak olduğuna göre, başka ülkeye geçeceğine göre. Vientiane'daki tam serhette de çok da uzakta da yani. Serhette bir çay var inşallah. Oraları çekip size göstereceğim nöbeti videolarımızda. Ayın 14'ü. 14'ü gedirik Laos'a. Yakın 15'i geçer inşallah Laos'a. Devam edeceğim birazdan videoya yine. Avtobüs kıymetlerinde de değişikliği var yani. Bu mesela kondisyonerli avtobüs diye kıymeti aradasa öbürsünden 2 kat pahalı. Öbürsü 8 bahtı normalde. Bu avtobüsler ise 17 bahtı. 17 bahtı aradasa 80 GP'ye gelir yani. Şurada olsun ki bizim ülkemizde ucuz yani, çok ucuzdu. Burada bir defa gidebileceğin yolu bu avtobusdan bize 3 defa gelme olur yani, 2 defa gelme olur. Bir defa gidiş ise kondisyonersiz köhne avtobuslarda 8 baht. 8 bahtta 40 kapıyı da aldı. Ama en çok kondisyoner maşınlar gelir, ona göre de yani kıymeti böyle diye, böyle ortalama götürse 17 baht. Böyle bir merkez yaradılar. Görürsünüz de sola da Katar gelir, sağa da Katar gelir. Bunların Katar yolları bizden farklı olarak yerin altında yok. Askan, pardon. Yerin altında yok, yerin üstündedir. Burada bir AVM var. Alışveriş merkezi var.
MBK. Oraya gideceğiz, orada size kıymetleri göstermeye çalışacağım. Bir de bunların yerin üstündeki hayatını size göstereceğim. Yerin üstünde, ikinci mertebetinde belediye yeri yaradılar. Orada hatta sigara çekmek olmaz. Mekanından çıkandan sonra burada böyle bir ticaret merkezinin girişi var. O burada insanların rahat gezmesi için yolun üstünde yarattığı yer var. Buradan da böyle size balkon manzarasını da göstereceğim. Balkon, çok beğendim ben balkonu. Çok temiz şehirdi. Çok sakit şehirdi. Her şey serbestti. İnsanları çok güzeldi. 3 defa çevirişe cəhd olub ölkədə. Deyim ki, ne kadar güleriz milletlerse de fikir değişenden sonra, baş dönenden sonra dönürük. Bak bu yerdirəm yoldaşlar. Tayland'da kənardan her şeyin serbest, narkotikin, otun satılmağı serbest olması pis bir ölkə kimi qələmə verməməli aslında, ama elə yerə var ki, Bangkok'da hətta orada sigara çəkməyə belə icazə yox. Vaxtı yola, maşın yoluna açıqdı, ama gecə saat, səhvləmirəmsə 6-dan yoxsa 7-dən sonra bura bağlanır. Buradakı təmiz havanı həqiqətən də hiss eləmək olur yani. Maşınsız, tüssüz, sigaretsiz, dumansız. Buralar da bizim, yəni belə deyə də Nizami küçəsi kimi yerlərdir. Elə dükanlar var, mollar var. Hər şey var yani, axtardığımız nə varsa buralarda tapmaq olar. Burada da yani icazə verilmir. Burada gəlir insanlar belə bu mənzərə ilə şəkil çəkdirir. Buralarda dolaşır. Üst keçid kimi də istifadə edirlər. Belə AVM-nin içində davam edir. Dostlar, gəldik. AVM-yə qalxdıq yuxarı. Burada full. Yani kenardan da gösterebilsem gösteririm AVM'ni size. Çok büyüdü. Bu kat təsəvvürlüyün böyle devam edir. Axıra kimi telefon dükkanları. Çinca ve yeni. Ben size iPhone'un öz mağazasında göstereceğim kıymetleri. Yani böyle de burada yoktu ancak kıymetler. Bunlar ikinci el. Karışıqdır burada. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi kıymetini soruşaq. Hello. This is second time. Yeah. How much, bro? 6,000. Yeah. How is situation? Is normal? Normal working or not? Hmm? How is situation? Is good or? Yeah, it's okay. Okay. Thank you, bro. 6,000. İkinci el kam. Ne oldu? 6,000 dedi. 6,000 de 280 manat ardısı, 270 manat belə. Bilmədim, paha da öldürdü. Bu dediğim kimi, bura ancaq telefon aksesuarları və digər elektronik avadanlıqlarla, dükkanlarla dolu bir yerdir. Yəni axtardığınız telefona aid istənilən aksesuarı, yəni ağzınıza gələcək, gəlməyəcək aksesuarları buradan tapmaq olar. Həm də qiymətlər çox münasibdir. Mallar da keyfiyyətlidir yani, həqiqətən də. Ucuz nəsə alırsan da, kesin əvvəl 4 manata can USB cable. Yani baxırsan ki keyfiyyətlidir, cəmisi 4 manat. Qiymətləri burada göstərim sizə. Var burada iPhone 13 Pro Max var. Demək telefonun qiyməti nə qədərdir? 43.000 baht. 128 GB. Sonra iPhone 13'ün özü var. 128 GB'ı 38.900. iPhone 13'ün özü. Prosu. Özür istəyirəm. Prosu. Sonra var iPhone. Mən bundan aldım. iPhone 13 aldım buradan. Yəni rəngi də belədir. Eyni telefonla yani.
29.900. Sonra var iPhone 13'ün minisi var bela. Mesela 25.000, 26.000 diye böyle 26.000. iPhone 12 var burada. iPhone 13'ün kıymeti var 25.926.000. iPhone 12 sadesidir bu. Her yerde telefona ait, aksesuara ait, neyse söz AVM'de tapma olur. Etraf yoldaşlar. Burada da telefon satılan yeri var. Kıymetleri göstereyim size. Bak burada Xiaomi var. Xiaomi 12 var. Xiaomi 12 var. 32.000 bak. Ama çok yüngül diye telefon. Rahat telefon ama bilmiyorum yani. İçinden malumatım yoktu yani. Bu kula değer yoksa değmez. Böyle var iPhone. Xiaomi'nin bu prosudur. Bu sadesidir. Bu 25.000'dir. Arada arası 6-7.000 fark var. Böyle var sonra 8.299, 8.300'e. Sonra Honor'un burada telefonu var. 9.300. Hello. Thank you. I just look. Sonra var burada. Bunları bilmiyorum. Bir markanı işitmemişim. Realme. Başka ne var? Başka ne var? Başka ne göstereyim size? iPhone 13'ün burada da kıymetlerini göstereyim size. iPhone 13 Pro. 1 terabayt 52.000. 512'li 45.000. Sonra 128'li 32.500'lü iPhone 13 Pro'du. Sonra var burada Samsung'lar var. Katlanabilen Samsung Galaxy Z Fold 4. Onun kıymeti 256 GB 60.000'di. 60.000 baht. Sonra var burada 512 GB 66.000 baht. Sonra böyle katlanabilen var. Bunun kıymeti 36.000. Yani 128 GB 256 GB 9.000. Bunlara baktık orada. Yani yoldaşlar burada da bir şey diyeyim size. Telefon var ama sergeli telefon, sergeli görünür. Ama çok yüngüldü. Taza modeldi nasıl? Burada yani belə deyim de, demek olar əhalinin %70'i, %80'i iPhone işlədir. Çünkü iPhone'u kreditdən çok rahat verirler. Demek olar ki hamıya kredit verirler ve aylık cəmi 30 manata, 40 manata iPhone 13, 14 alabilir yani cəmat ona göre de. Bankomda mesela ben gördüğüm el oldu ki çok adam iPhone işlədir yani iPhone'dan istifadə edir. Telefon ümumiyyətcə çok ucuzdur. Başka telefon almaq istəsiniz, Samsung almaq istəsiniz, biraz aşağı modeller almaq istəsiniz, çok ucuz, görəcək ucuzdur. Yani haradasa yarım aylık maaşına normal bir telefon alabilir buradakılar. Samsung'un burada kıymet farkı olmaz yakin ki. Neye bakmayın. Neyin kıymeti maraqlı gelir. Samsung S22. Geldi tatlı. Full screen'li bu. Bunu bilmiyordum hiç. Kamerası ama bunun kamerası deyilene göre zoom'u çok yakışıdır. Başka bir malumatım yoktu. Yine yaddaş ölçülerine göre değişir. 40 ne var, 44 ne var, 48 ne var. Burada da böyle değil. S22 Plus'ı bu. S22 Ultra. S21 22.900. Ama çok yüngüldü telefon. Rahat telefondu bence, bilmiyorum. Yani ben hiç malumatım yoktu bu telefonlar. Sonra Galaxy'nin boşları var. Böyle kıymetleri. Sebebilirim. Böyle. Galaxy'nin boşları diyorsan bahadır burada. Gel biraz daha girey bu aksesuar olan yerlere.
Ne aksesuar aktarsız var da burada. Only only 18 euro. How much? 18. I'm happy with this. This one? Yes. This one is I'm selling here 2000 bucks. 2000. Yes. But this is a Marshall one. The good one. If you want like this one. No, oh. Big one, no. This did you click? Yes. For my YouTube channel. This 200, 2000. 200 really. Emirati. Where are you from, bro? I'm from Oman. Oman, nice. I'm from Azerbaijan. Which? Azerbaijan. Azerbaijan? Yes. You know Azerbaijan? I think you know. No? No, don't worry. Not your face on this. Not your not face. Muslim, like Muslim. If you paint our face, it's my Muslim. Okay. Yes. Because we are the legend to selling here. Yeah, yes. Okay, I see. Not only it's me. Not problem, yeah. The whole mall. All mall. Yeah. You see you, bro. Thank you. So, brother, if you really like this one. I think expensive, yeah. Expensive for you. 2000 expensive for me, yeah. I can give you discount. If you no, I need little 500 bucks. Yes. So why don't you like other one? No, bro. I check another way. Okay. Okay. This try to find shop, best big best shop. Price. Okay, brother. Okay. Thanks so much. Quality and the price. Okay. Okay. Thank you. Adamlar Oman'dandı. Burada ümmetse Müslümanlar Myanmar'dan, Oman'dan, Taylandlılar. İşlemeye çok sevendir. Taylandlıların da taksi şoförü görmüyorlar. Bir de meşteblileri çok görmüyorlar. Kızlar çoktu. Ümumiyyatça kız meşteblileri de çoktu. Hello bro. Kız meşteblileri de çoktu. Kızlar da çoktu. Yani kadın nüfusu ümumiyyatça Tayland'da çoktu. Ümumiyyatça az görmüyorlar yani. Bak yoldaşlar itip battım ben. Ne göstereyim size? Her yer aksesuar, her yer. Her yer aksesuar. Her yer aksesuar. Her yer. ...256 GB kart. 60 mod. Original SanDisk. Ha böyle. Ha bunlardan mı? İhtiyacım var. Bakın yadıma salmıyorum hansından lazımydım ha. Bir mertebe yukarıda yoldaşlar. Kamera ve mikrofon dükkanları var orada. Yani ayrı ayrı bölübler bile. Orada çıkacağım. Oradaki kıymetleri size göstereceğim. Yani çok mükemmeldi de. Kıymetler o kadar uygundu ki adam ancak elektronik nesi almak istiyor. Ancak nesi almak istiyor. Yani bura göre böyle ümumiyyatçı ucuzdu. Bura göre de ucuzdu yani. Ben de bura göre de ucuzdu yani. Milletin vaziyetine göre ucuzdu bence. Milletin vaziyetine yani pul cahitten fikirleşende bence nispeten ucuzdu. Buranın zamanına göre de ucuzdu yani. Full böyle telefon dükkanları her yıl. Akraç. Sağ sol her yıl. Arkadaşlar size ben de kasası olduğum bu kamera kıymetlerini göstereceğim size. Sony var burada. 32.000'e var. Sonra var 60.000'e var burada. Sony'nin yine de. Var Sony'de 42.000'e var. 39.000'e var. Bura hamsı Sony'di. Hamsı Sony çeşitlerdi. 90.000'e de yani kamera var yoldaşlar. Onda on kıymetli, bun kıymetli. 90.000. 90.000 baht. Hello. Böyle drone var. Drone'un kıymeti. This how much? I cannot see. DJ how much? 30,000. Okay. 30.000 baht. Şu anda burada aldığım kameraları hele bir okuyabilirsen. Burada kameraya ait, GoPro'ya ait her şey var, her şey. Bak yoldaşlar.
Burada GoPro'nun bahadı. Ben o tarafta görmüştüm 15.500'e var idi. Burada 17.500'e. GoPro 9 var 15.000'e. Bilasor aksesuarlar var. 3.500'e var. Adaptörler var. Minbeck'te. 10 gün batırım var. Neyse bahalı biraz. 40 mod. Bizde bilmem neyse. Bir de koruyucular var. Aktardığımız her şey. Çantadan kamera çantaları var. Hamısı kamera çantaları. Bunlar taşlardı, kartlardı. 490 baht. SanDisk'ti ha, 32 GB'tı bu. 64 GB'ı 630 baht. Ardısa 30 manata yakın. 29-30 manat kadar. Neyse açayım, o kadar o kadar var ki böyle. Bak böyle tripodlar var. Maralı yanımlar için bunları da göstereyim size. Kıymetler çok güzeldi. 1590'a var. Sonra gezdiririm size böyle dükkan için. Burada bunlar var. Bunlar öteri göstereyim size bir ikisini. Yani çok da işimize yaramayacak şeylerden o göre. Sonra size çölden kıymetleri göstereceğim. Çölden kıymetleri göstereceğim. Bak. Burada SC drone var mini. Bu drone 14.000 baht. 13.000'di. Fujifilm'in kamerası var burada. 26.000'di. Bunlar hamısı böyle kameralar. Sonra Olympus'un var. 29.000'di. Her şey var, her şey. Aktardığımız her şey var ve kıymeti hakikaten de münasirdi. Size daha başka bir tüçan yaparız zamanında. Oradaki kıymetleri de size göstereceğim. Aslında burada da GoPro'lar var. Bunların kıymetlerini göstereyim size. 17.500 eyni tüçan. Eyni tüçan da seferim. Kesin abi bize de dediler. Drone. Bak bu drone'un kıymeti 30.000 diyor arkadaşlar. 31.000. Aksesuarlarına göre değişir vaziyet. Yanında verilen aksesuarlara göre dronların kıymeti değişir. Ooo Mavic 3 var burada. Bütün kıymeti yok bence burada diyeceğim. Burada kamera. Mənim kimi kamera kasetlerine gelsin. Görüntülerde. Buradan tez ben çıkım çölə. Behind me 3-4. Aaa 3 Pro. Controller. Smart controller. Smart control. And smart controller RC. Aaa okay. Understand. This simple, huh? This one. Simple. Not simple, no. Not simple. Yeah. RN1. RN. Aaa okay. RC. Okay, okay. Understand. Bro, this tip. DG. Tip is this one, huh? Yes. More tip, no. Tip is this one. Demek en ucuz drone budur. Burada olan 14.840 baht, 15.000 baht ardası. 15.000 bahtta 700 manat idi daha, 700 manat ardası. 700 manata bence çok mükemmel kıymetli 700 manat. Yani Bakıda biz bu kıymetleri araştırsak. Bak, bura masaj kanalı yoldaşlar. Masaj değiller burada. Bakın, bak AVM'nin içinde ve təbii baxım da var. Üz cilt baxım. Ne aktarsınız, ne eləmək istəsiniz bu AVM'nin içinde gəlib eləyib çıxa bilərsiniz. Belə kameralar var. Sony 45.000. Oha. Bak buradadır. GoPro 10. Buradan bura 2500 baht fərq var. GoPro 9'un da qiyməti budur. Burada çok diye çok da var mı? Görece çoktu burada. Bunların hansını göstereyim ben size. Bunların hansını göstereyim. Bunların kıymetlerini size demek istemiyorum. Göstereyim özür bakın. Mesajda 8.000 baht. Bak profesyonel kamera seçenler için yani. Biz hiç buralara gelmeye. Burada bir kampanya var idi. Canon'un bu kamerası. Canon'un bu kamerası 9.000'e.
9 miniydi. Aa, bir de size göstermedim. Kırdapılları. Bela kırdapılları da var. 10 baht'tan sonra, 20'den sonra kırdaya düşür. 10 baht, 5 baht, 2 baht, bir de 1 bahti eskinaslar var. Demir eskinaslar. Bela yoldaşlar, burada mikrofon tükanı da vardı. Burada da ki bela aksesuarlardı. Burada bir mikrofon tükanı var, onu da size göstereyim. Videonu yavaş yavaş yekunlaştıracağım. Çok uzun olmasın istemiyorum ki marağla bakarsınız videoya. Videolarımıza da destek olmanızı yani gözleyirəm, sözün açığı. Gözleyirəm ki, yani destek olacaksınız, beğeni atacaksınız. En azından bir rəy yazacaksınız. Yani kırda kırda bir şeylerdi ama mənə çok kömək var onların. Yavaş yavaş rəy yazında beğendiyse YouTube, yani kesin evvel demiştim, bu videonu daha başka insanlara məsləhət görür, yani bakılmağı için. Eğer ben bu videoya bakıramsa, bu videonu beğenirəmsa, YouTube mənim o dostuma da mesela təklif edir ki, bu videoya baksın. Belə bir məsələ var, bu məsələ də mənə köməklik göstərsiniz, çox sevinirəm. Burada gözəl Samsung'un servisi var, müştəri ofisi var. Geldim, telefon xarab olub, ver telefonu, içeri gəl, otur. Düzəltdir, çıx git. Bax, geldi yoldaşlar. Bu dükkan sadəcə mikrofondan ibarətdir. Sadəcə mikrofondan ibarətdir, inana bilirsiniz. Qiymətləri sizə biraz göstərim. Videonu yekunlaşdıracağım. Baxa yoldaşlar, burada nə var? Mikrofonlar. 2700, 2600 mikrofonlar. Bu böyük belə mikrofonlar bizim işimizə gəlmir. Sonra belə var. Belə mikrofonlar var. Belə mikrofonlar var. Belə var. Belə səs yazma studiyası üçün mikrofon var. Yəni çox çeşidli var. Sonra tripodlar var belə. Belə tripodlar var. Belə tripodlar var. Akıllı tripoddur da bunlar. Məsələn bu tripodun qiyməti 13.000 baht. Bu fotoaparat üçün de mənə gəlir. Var mısın fotoaparat üçün de? Sonra burada ne var? Bu tağazın qiyməti 16.000. Ne kamerası var bunun üstünde? Maralı geldi. Elə oturub kamera. Görə bilmədim ne kamerasıdır. Maralı oturmuşdu. Sonra var, çöldən göstərim sizə. Bax belə 3-dən olan da var, 3-dən olan da var. Bunların qiymətləri biraz bahadır. Sonra belə bir mikrofon var, ancaq bu çox böyük. Bəncə. Belə başqa. Ha, bir dənə də aşağı düşünün, sizə paltar qiymətlərindən də biraz göstereyim. Ümumiyyətcə yani qiymətlərdən məlumatınız olsun. Tayland, yani dünyanın hər yerində pulun dəyərsiz olması məsələsi. Yani inanın ki bu hər yerdədir. Avro da dəyərsiz. Avro pul valyutası avro olan ölkələrdə avro da dəyərsizdir. Valyutası dollar olan ölkələrdə dollar da dəyərsizdir. Yani ona görə pul ümumiyyətcə dünyada hər yerdə dəyərsizləşməyə doğru gedir yani. Ama şükürlər olsun ki bizim Azərbaycanımız, yani ben 6-7 ölkə keçib gəlmişəm bura. Bizim Azərbaycanımızın, ben 6-7 ölkəyle müqayisə eləmirəm, yani başka ölkələrdən gələn turistlerle, başka ölkələrdən olan insanlarla söhbətmə görə deyirəm bu sözü. Yani bizim Azərbaycanın manatın vəziyyəti şükürlər olsun ki əladır yani indi. Yani bir tək qürurlandığım ən əsas şeylərdən biri o manatın sabit qalmasıdır. İnşallah yani o manat toxunulmaz, elə ömür boyu sabit qalar. Yoldaşlar, AVM'nin düşdüm molun 2 mərtəbə aşağısına. Bura hər yer paltar, aksesuar, cild baxım və şeşlə satılan yerdir. Qiymətlərlə göstərəcəm sizə qiymətləri. Çox təmizliyə, çox. 28 molun içində təsəvvür edin ki, bazar kimi belə açıblar. Görün, ne güzel gördüm. Hem de çok temiz saklıyorlar.
Mən yaxşı adam atmışdı bir dən gözlü alım özümə. Kızı, masanın köyünə gəlmədi. Hello. Hadika. Hamad. Aa, bax, yoldaşlar. Siz Hamad. Same price. Hmm. And that one have 3 extra large bikes. Ha. Linin. Same price. Yes. Bak yoldaşlar. Bak. 200 baht. Bakın bak. 200 baht da bu köyne. Haradasa 9 manat. Çok mükemmel diyor size de. Yani bu köyneğin. Yani bu biraz sertti. Daha yakıştı. This one same fabric. This one I have midi stars small size and 5x large bigger. Oh, 5x stars. Okay. Ben aldım yoldaşlar. Her böyle çöne görende yok diyebilirim. Bir defa öyle böyle üstümde yoklayıram, alıram öyle. Yok diyebilirim. Hello. How much? 280. Yeah, this car 250. Okay. This how much for woman? Okay, 400. Okay. Okay. Thank you. I just for video. Thank you so much. Buradan bir anda. Bu ara bakat görev. Kardeşim de bahadan başlayır, sonra düşür ucuza. Çok tez diskant edir. Görmem ben tapabileceğim. Ha dostlar, ben başım karıştı, yine buraya geldim. Mesela aktarırım, gözüm nasıl görür, almak istiyorum. Ama almayacağım. Yavaş yavaş çıkalım. Yavaş yavaş çıkıram buradan, bir de onu da yeşillaştırıram. İnsanlar nasıl narahat oldu? Telefonla kamerayla seçe şeydirsen nasıl narahat oldular bunu. Varım metrik kameraya karşı. Nelerse var diyesen. Zeynep Şergası ölçelerinin vatandaşlarının. Yoldaşlar, videomu bitiririm burada abimi de. Videomu beğenmeyi, hele abone olmayan varsa, videonu izleyip abone olmayan varsa kanalımıza abone olmayı davet edirəm. Kanalımız yavaş yavaş genişlenecek, daha yaxşı mevzulara toxunmağa çalışacağım. Gedgedə kanalımız inkişaf edəcək. İzləmədə qalaq, özünüzə müğayyət olun. Görüşürüz növbəti videoda, hələlik.